Evet, değerli havadis takipçileri, birinci bölüme göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı çok teşekkür ederek ikinci bölümümüze başlıyoruz inşallah. Evet, Ramazan hasbihallerimize bugün Nürnberg'den devam edeceğiz. Nürnberg'deki Keyfi Ramazan etkinliğinde büyük bir organizasyon, büyük bir oluşum. Buradan inşallah size sesleneceğiz, buradaki insanlarla hasbihal edeceğiz inşallah. Evet, hadi hep beraber içeriye gezmeye. Haydi bakalım. Evet, değerli havadis takipçileri, şu an belki bu görüntüleri izlerken oruçlu olacaksınız. Belki bir kısmınız bize serzenişte bulunacak ama yani burada öyle güzel görüntüler var ki göstermeden geçemedim inan. Şöyle serin serin meyve karışımına ne dersiniz? Evet değerli seyirciler, şu an arkamda gördüğünüz Hüpfburg belki alışkınsınızdır zıplama balonu. Belki alışkınsınızdır ama böylesine alışkın olmadığınız eminim. Motifler dikkatinizi çekti inşallah. Motiflerdeki incelik, cami silüeti verilmiş. Gayet hoş, gayet güzel yapılmış. Vallahi Kemal'im ben dayanamıyorum, şunu tutar mısın? Değerli izleyenler, çekirdekleri görüyorsunuz değil mi? En ince detaylar dahi unutulmamış burada. Yani çayın yanında, semaverde çayın yanında, közde kahvenin yanında çekirdeğimiz de burada mevcut. Evet değerli takipçilerimiz, şu an burada rahle başında, sedye başında, sehpa başında sohbetler devam ediyor. Hasbihallerimiz de devam ediyor. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben Hacı Bayram Işıldar. Antalya'nın Elmalı Yazır köyünden. Altdorf'da kalıyorum. Buraya Ramazan çadırına ailemle işte bir iftar açmaya geldik. Türkiye'deki Ramazanları bir nebze de olsa koklamak için, yaşamak için geldik diyorsunuz değil mi? İnşallah, inşallah. Aynen onun için geldik. Türkiye'deki Ramazanları bir nebze olsun böyle hasret gidermek için hep beraber olmak. Müslüman din kardeşlerimizle beraber iftar açacağız inşallah. Allah razı olsun. Ama çok güzel ayrıntılara dikkat edilmiş değil mi? Burada şark köşesi yapılması, işte çayın yanında çekirdeğe varıncaya kadar ayrıntıların düşünülmesi, organizasyon gayet güzel yapılmış. Tebrik etmek lazım bu arada. Evet efendim, sizi tanıyalım. Cemalettin Karakaş. Ben Edirne'de Uzunköprü kazasındanım. Kaç yıl oldu? 40 seneyi geçti. 40 seneyi geçti. İlk gelenlerden. Birinci nesildenim. 22 yaşında geldim ben. Şimdi oldu 62. Şimdi şöyle bir bakalım, işte çok güzel bir ayrıntı yakaladık değerli seyirciler. 40 yıldır aşağı yukarı buradayız. 40 yıl öncesindeki Ramazanları düşünebiliyor musunuz aklınızda mı şu an? 40 yıl öncesini çok iyi hatırlıyorum. Gene böyle bir yaza gelmişti. Çok uzundu günler. Sıcak kreşlerde çalışıyorduk. Hafta içinde değil, sadece cumartesi pazar günleri boş tutabiliyorduk. Ama iftar sofralarında yalnız mı yapıyordunuz? Nasıldı iftar sofraları? Kendi ailemiz arasında başka... Ailemiz arasında sadece iftar sofrası. Başka yahut da komşularla bir arada. Başka yoktu ki. Böyle namaz kılacak bir yer bile yoktu. Şu an bu güzellikler elhamdülillah burada rahat rahat Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa'nın ortasında yaşanabiliyor. Çok şükür şimdi çok rahatız. Ben Kadir Erdoğmuş. Ben İstanbul'dan geliyorum. Bir hafta 10 gün oldu. Ziyaret için geldim buraya. Peki şöyle soralım. Çok iddialı mı olacak acaba da bu organizasyon bakımından Sultanahmet şenlikleriyle kıyaslayalım mı? Yani bu kadar hani beklemezdim ben, bu kadar güzel bir etkinlik. Biraz oradaki havayı şey yapıyor, yansıtıyor buraya Türkiye'deki havayı. Gayet güzel yani, gayet başarılı. Buradaki Türklerin bir arada böyle güzel etkinliğe imza atması gayet güzel hani, sevindirici. Evet teşekkür ediyoruz. Evet gençler, sizi tanıyalım. Ben Halil Işıldar, Altdorf'tan geliyorum. Babam oluyor kendisi. Ve... karnımız çok aç, bekliyoruz iftar oldu. Yani karnım o kadar aç ki söylediği her şeye katılıyorum herkesin diyorsunuz. Aynen.
Değerli izleyiciler, geçen bölümden de hatırlayacaksınız. Aynı şey bir daha olmuştu. Gençlerde genelde bu oluyor. Sanıyorum tam iftarın son dakikalarına denk geldiği için herhalde. Ama en güzel, en güzel genci ihtiyarı oruç tutuyor yani. Bir saniye. Hakikaten yani elhamdülillah böyle bir şeyi Türk Müslüman İslam alemine çok büyük bir zenginlik. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hepimizden Allah razı olsun. Evet. Seni tanıyalım. Ben Recep Karakaş. İşte Edirne'liyim. O da benim babam oluyor işte. Yani. Gördün mü? O senin babansa o da onun babası yani. 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 Evet. İftarlar iyi ya. Rahat. İftarlar güzel. Ortam güzel. Keyfiniz yerinde. Allah-u Teala bozmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli takipçilerimiz. Şu an organizasyonda görevli abilerimizden bir tanesini daha yakaladık. Heyecanlı heyecanlı koştururken hemen ona da bir hasbihal edelim. İşinin başına gidecek inşallah o da bir an önce. Evet sizi tanıyalım efendim. İsmim Oğuz Yurtalan. Ditip Nürnberg. Mahya dergisinde yetkililerdenim. Ve organize ekibindenim öyle söyleyeyim. Bir 10 kişilik organize ekibimiz var zaten. Arkadaşlarla beraber vatandaşımıza burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Deminden beri takip ediyoruz. İnsanlardaki duyguları alıyoruz da Türkiye'deki ortamları yaşatıyorsunuz burada ama Allah razı olsun. Güzel detayları takip etmişsiniz. Eyvallah. Zaten hedefimiz burada Türkiye'deki Ramazanları yaşatmak dedik. Reklamlarımızda bilhassa televizyon reklamında da bunu zaten vatandaşımıza öyle yansıtmaya çalıştık. Zaten kültür şöleliğinde de Nürnberg'de yaşayacaksınız Türkiye'yi dedik. Biz şimdi de diyoruz ki Türkiye'deki Ramazanları Nürnberg'de yaşayacaksınız. Yani sloganımızı hafif değiştirerekten devam ediyoruz işimize. Sloganımızı değiştiriyoruz ama gayretimizi, ciddiyetimizi değiştirmiyoruz diyor abi. Elhamdülillah. O yönde bir şey yok. Yani bütün ekibimiz olsun, camideki hizmet veren arkadaşlar olsun gerçekten bu konuda özveriyle yani binlerce insan gelecekmiş edasıyla şey yapılıyor. Onun için o konuda bir şüphemiz yok elhamdülillah. Arkadaşlarla çaba göstermeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Allah-u Teala yaptığınız hizmetlerde yardımcınız olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah da sizlerden razı olsun. Hadi bakalım iyi seyirler diyelim. Eyvallah. Sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz şu an organizasyonda emeği geçen abilerimizle beraberiz. Evet sizleri tanıyalım efendim. Ben Harun Önder. Evet sanıyorum bu sene ilk yapıyoruz. Bu deneme diyoruz. Ama elhamdülillah deneme turuna rağmen çok güzel. Çok harika bir ortam oluştu. Nezik bir ortam oluştu. Teşekkür ediyoruz. Ve sizi tanıyalım inşallah. Böyle güzel bir memleketlerdeyiz. Başladığımızdayız. Aynı hizmetleri yapıyoruz. Adım Harun Önder. Mutlulmak bir modu adayım. Burada camimizde kültür senemimize faaliyet yapıyoruz. Her şey sırat yani Mekke Ramazanlar faaliyet yapıyoruz. Mahya dergisinde görevliyiz yani kültürler. Ama tabii bu kısımda tek başına yapabilecek şey değil. Bütün yani büyük bir ekiple birlikte yaptık bunları. Arkadaşlar hepsine Allah razı olsun. Emeği geçenlerden. Siz de hoş geldiniz bu aramızda. Hoş geldiniz. Eyvallah Allah razı olsun. Evet, şimdi bilanızı alalım. Şimdi herkesten Allah razı olsun yani bu kadar yoğun bir ilgiyle burada bildiğince yardım ediyoruz canım için. Şimdi zaten burada genç koluna da yer alıyoruz. Gençlerle birlikte falan. Hem kültür şöleni, hem de ilk kez de keyfi Ramazan. Bayağı bir yoğun çalışma gidiyor yani. Evet değerli seyirciler. Sanırım benim bittiğim an geldi şu an. İftara sayılı dakikalar kalmış ve tatlılarla baş başayım. Aynı bu önümdeki cam mekan gibi onlara ulaşamıyorum şu an. Ama birazdan kameranın arkasında icabına bakacağız. İftar sonrası inşallah.